böyle bir işe kalkıştı. Buna bakalım, size göre malum kişi başına düşen gelirin 2000 dolar olduğu cılız bir ekonomiye sahip ve adeta her açıdan Çin'e bağlı. Peki neden ekonomik açıdan bu kadar zorlanıyorken, yönetim şekliyle dünyadan uçmuşken büyük paralar harcayarak bu projelere kalkışıyor? Bunun temelinde Çin tarafından Amerika'nın bölgedeki etkinliğine karşı desteklediği iddiaları var. Bu projenin asıl amacı nükleer başlığı taşıyabilen bir teknolojinin test edilmesi olarak özellikle Amerika, Japonya ve Güney tarafından öne sürülüyor. Hemen pek çok hoşnutsuzluk ilanı var ama bir ülke var ki sükunet içinde sakinlik çağrısı yapıyor. Bu ülke elbette Çin. Tarafları iletişim kurmaya davet etti. Çin'in Kuzey Kore ile ciddi bir dirsek teması olduğunu da hatırlatalım. Hatta siyasi gözlemcilere göre Çin, Kuzey Kore'nin hamisi, büyük abisi, Kuzey Kore ile ilişkileri en yüksek düzeyde olan tek ülke. Haber ajansı Xinhua, Kuzey Kore'nin dış uzayı barışçı amaçlarla araştırmayı hakkı olduğunu bildirdi. Aslında bunun Çin Devlet Konseyi'nin bunu söylemek mümkün. Askeri gözlemcilere göre Kuzey Kore nükleer balistik füze üretme nihai hedefine doğru önemli bir adım. Ayrıca nükleer uzmanlara göre birkaç yıl sonra en az yarım düzine nükleer bomba için yeterli plütonyuma sahip olacak. Özetle son söz şunu söyleyelim. Kuzey Kore uzun menzilli balistik füze geliştirmede ciddi bir aşama kaydetti. Ama bunu tehdit amacıyla kullanacağı endişeleri bölgede son derece hakim durumda.